Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hörmətli körülmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərini görüşün, onlarını qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtifidəki ən mühim xəbərlərini huzurunla xüsulümüz. Qeynəm sizdə qıtınlar, ekranımızda bolsun. Xitay Amerikanın cəzalaş qararığı narazılıq bildirdi. Xitay Taşqı İşlər Ministerliği Amerikanın Tibet xalqının kişilik hüququnu dəbsəndə qılışqı çetişlik iki Xitay əməldarını cəzalaş qararığı narazılıq bildirdi. Fransiya Xalqara Radiosunun 13. dekabrdiki xəbirdə bildirilişçə, 13. dekabr Xitay Taşqı İşlər Ministerliğinin bayanatçısı Wang Wenbin müxbirlərini kütüb eləş yığınında bir müxbirinin Amerika Tibet məsələsi səbəblik iki Xitay əməldarını cəzalaşdırğan. Xitay bununğa qandaq inkas qaytırdı degen sualığa cavab verib, Amerikanın içki qanunuğa asasən kişilik hüquq məsələsini bahana qılıb Xitay əməldarlarını qanunsuz cəzalaşdırğanlığını Amerikanın alaqadar qılmışları Xitayının içki işlərinə aralaşqanlıq ikənligini, Xitayının bununğa qəti qarışdırdığanlığını bildirgan. Amerika 9-cı dekabr xalqara kişilik hüququ daxili təruz qılğan Xitay puxraları və oğurlarını öz içigə alğan 10-cı oğurun və şəxsə cəza yürgizdığanlığını elan qılğan idi. Bularının içində Tibetnin sabiq yuqur dərəcəlik əməldarı Kompartiya sekretarı bilan JX idarəsinin başlığı və Xitayının 2 nəfər dəniz okean beliqçilik işləri əməldarı mı bar bolub, Xitay bu qətim ənişu cəzağı qarşı hər daim qədək Amerikanı Xitayının içki işi arlaşış bilan əyibləb bildirilgan. Xitay Kabuldiki hücumdan qattıq çöçügənligini bildirdi. Afganistan paytaxtı Kabulğa jaylaşqan Xitay iqtidarçılığındakı bir mehmanxana qorallıq kişilər tərəfindən hücumğa uçurab, kəm digəndə 3 adamın ölgənligi bildirilgan idi. Mezkur hücumdan keyin Xitayning Afganistanda turuşluq elçixanası Xitay puxralarını Afganistandan tezirek ayrılışqa chaqirgan. Fransiya xalqaro radiosining 13 dekabrdagi xabarida bildirilishicha, Xitay tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Wang Wenbin muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitay tarafining bu terrorlik hujumining qabihligidan qattiq cho'chib ketganligini bildirgan. Xabarda qayd qilinishicha, qurolliq kishilar 13 dekabr tushdan keyin Kabuldagi bir mehmonxonaga besib kirib, qurolliq hujum qilgan bo'lib, hujumda kam deganda 3 odam o'lgan. Guvohchilarning aytishicha, mehmonxonada oz deganda 5 qatim portlash va bir qancha pay o'q ovozi anglangan. Hujumdan keyin Daish qurolliq tashkiloti hujumning javobgarligini ustiga oladiganligini e'lon qilgan. Wang Wenbinning aytishicha, bu qatimli qurolliq hujumda 5 Xitoy puxrosi yaralangan bo'lib, bir qancha Afganiston saqchisi hayotidan ayrilgan. U yana Xitoy elchixonasining Afganistonda Xitoy puxralariga yo'l yo'riq berib, ularning Afganistondan baldurroq ayrilishi kerakligini e'lon qilganligini o'tirg'i qo'ygan. Xitoyning Afganistondagi bosh elchixonasi Afganiston Islom Amirlik hukumatini tadbir qo'llanib, butun kuchi bilan yardarlarni qutqizishga va qani atrofliq tekshirib, terrorchilarni sotqa tortishga chaqirgan. Ammo ijtimoiy uchur vositalari tarqalgan uchurlarda ilgari surilishicha Xitoy hujumning tafsilotini yashirgan bo'lib, bu qatimli hujumda Xitoy diplomat xodimining 2 nafar tutqunni o'z ichiga olgan 17 Xitoy puxrosi o'lgan. Bildirilishicha Taliban hukumatı bilan Xitoyning Kabuldagi bosh elchixonasi Xitoy puxralarining ig'ir talofatga uchirganligi haqidagi ma'lumotni oshkorlamaslik masalasida kelishgan. Xitoy Tayvan havo tavalligiga ig'ir tajovuz qildi. Xitoyning 18 nafar bombardimonchi ayroplanining Tayvanning havo mudofaa farqlandirish rayonining g'arbiy janubiga qarab uchganligi e'lon qilindi. Xabar 7 to'rining bugungi xabarida bildirilishicha, Xitoyning bu qatimqi tajovuzchiligi ilgirikiga o'xshamaydigan bo'lib, Xitoyning tunji qatim bundoq ko'p sondagi bombardimonchi ayroplan bilan rayonga tajovuz qilishi ekan. Tayvan davlat mudofaa ministrligining xabariga asoslanganda, kunduzi Aral atrofida 29 Xitoy kurashchi ayroplani va 3 urush paraxoti ko'ringan. Keyin 18 dona H6 bombardimonchi ayroplan havo mudofaa farqlandirish rayonida ko'rilgan bo'lib, bu tunji qatimliq ekan. Egilnishcha Aral atrofida bayqalgan umumiy havo va dengiz mashinalari elektronlik iz qo'g'lash mashinasi, charlash ayroplani, paraxot va yer yuzida boshqariladigan bomba tizimasi tarafidan nazorat qilingan. Bu yil avgustning 5-ida Amerika Avom palatasining boshlig'i Nancy Pelosining ziyoratidan keyin Xitoy Tayvan atrofidagi harbiy charlash faoliyatlarini va Tayvan bo'g'izini ayiradigan nomdagi o'tir chiziqdan halqigan uchishni qalablashtirgan. Pelosi Amerika Avom palatasining 25 yildan buyon tunji qatim Xitoy bilan egilik huquqi to'qinishi bo'lgan bu aralni ziyorat qilgan parlament boshlig'i bo'lgan edi. Bu ziyorat bu aralni o'zining zaminining bir qismi deb qaraydigan Xitoyni qattiq sarosimaga solgan edi.
Yeni Akit gazeti Hey Ahlaksızlar Xitayda Kanun Bar mı? İqtisadşünas Mahfi Egilmez Xabertürk Televiziya kanalının teketek programısıga qatnaşqan bolup, programma riyasetçisi Fatih Altaylı ve Mahfi Egilmez Türkiye'de kanun yok degen teşebbüsünü oturgu koyuşu arqalıq, hazırkı Hakimiyet Partisi Adalet ve Terakkiyat Partisi hükümetini nişanladı. İgilmez kanun bilen iqtisad oturusudaki münasibetini tilga elip, eğer kanununuz yaxşı bolsa, eğer meblağ salgıcını korkmay meblağ siliş pürüstü bilen təmillisiniz, iqtisadınız yaxşı boludu, dedi. Riyasetçi Fatih Altaylımı növetteki iqtisadi krizisini tilga elip, Türkiye'ye meblağ salgıcılarının kanunsuzluğundan ensirep meblağ salmağallıqını etdi. Programmada bir körürmen Xitay iqtisadını tilga elip, Xitayda kanun bolğaçkı iqtisadi yaxşı mı, dep sorudu. Bu sualga cevap berişte qiynalgan İgilmez nime deyişini bilalmay, kanun yok, o şundaq. Ama o yerde kanun bolsa, muqimsizlik keltürüp çıkırdı. Çünkü kişiler 50 yıldan buyan kanun yok dep işinip geldi. O yerde bu sisteminin icra bolğunuğa 50 yıl boldi dep öz-özünü yalğanğa çıkarğan tariqide cevap verdi. Onun bu cevapları ictimai uçur vasıtlarda qattıq gulguli qozğan bolup, pekatli hükümetini ayıplash üçün türlük yalğan sözlerini eytiwatqanlıqını bildirişti. Yeni Akit gezdimi bu söhbet hakkında Hey Ahlaksızlar, Xitayda kanun bar mı mavzusunda haber ilan kılıp, hem onun yalğancılığı reddiye bergen bolsa, yeni bir tarafdan Xitayning şaykılar guruhidin teşkillengen kanunsuz rejim ikkallikige işaret kıldı. Türkiye Taşkı İşler Ministeri Uyghurlarını Xitayga qaytırıp bermeydiğallıqını bildirdi. Türkiye Parlamenti yıllık Xamçot yığında söz kılgan Türkiye Taşkı İşler Ministeri Mevlut Çavuşoğlu, Xitay Uyghurlarını tapşırıp birişini talep kılgan taqdırdı mı, biz Uyghur Türklerini Xitayga bermeymiz, dedi. Mevlut Çavuşoğlu parlamenti kılgan sözü de hükümetinin Uyghurlarının hukuklarını her vakit qoğdavatqanlıqını, Ürümçedeki ot baca əsidin kiyen Türkiye Taşkı İşler Ministerliğinin Xitay'dan apet haqqıda düşünce birişini talep kılgallıqını, içki ve taşkı cahette Uyghur Türklerinin hukuklarını qoğdavatqanlıqını, Şarkı Türkistan meselesi de Türkiye hükümeti bilen okşaş meydan oturuvatkan devletler bilen birlikte, halkara sahnelerde Uyghur Türklerinin hukuklarını qoğdaşkı tırışı vatqallıqını, Xitay Uyghurlarını ötküzüp berişini talep kılgan taqdırdı mı, hiç kaçan Uyghurlarını Xitay'a ötküzüp bermegenlikini, Xitay'nın Uyghurlar üstüden onlarını Xitay'a karşı bölgünçilik hareketi kılmaqta dep şikayet kılgan vaqtlarda, Türkiye hükümetinin Xitay'a bergen cevabının heçkandaq vaqtta Uyghurlarının başka devletini parçalaş ve onun bexaterlikige münasibetlik hareketlerge ruhsat kılmaydıqanlıqını etkanlıqını bildirgen. Bir Uygur Türklerinin haklarını biz enine her zaman savunuyoruz, ikili düzeyde de savunuyoruz. Bu yangından sonra Çin'den izahat istedik. Bizim gibi düşünen ülkelerle birlikte de uluslararası toplumlarda savunuyoruz. Uygur Türklerini bizden istediği zaman da Çin'e hiçbir zaman vermiyoruz. Bize yönelik bölücü hareketlerde bulunuyor deyince biz her zaman şunu söylüyoruz. Hiçbir ülkenin bölünmesine ya da güvenliğine yönelik hiçbir faaliyete izin vermiyoruz. Yeniden kurulubatkan şekli özgergen ceza lagerleri dikkat kozgumakta. Xitayning Şarkı Türkistan'da atalmış yukumlu nölgü çürüş bahanesi bilen icra kılıbatkan cinayetleri devamlaşıbatkan ve Xitay'daki kat kamalını boşatkan bir peyitte Şarkı Türkistan'nın her kaysi vilayet, oblast ve şehirlerde yeniden selinibatkan atalmış ayırıp götüş merkezleri namedeki şekli özgergen ceza lagerleri halkara cemiyetinin dikkatini kozgumakta. Aldınqı hafta ve 13. dekabr Qashqar vilayeti Qağılıq nahiyesinden tarqıtılgan sırlarda məlum bolışça, işgaliyetçi Xitay rejimi Xitay ülkelerdeki kamalını boşatkan bolsumu, biraq Şarkı Türkistan'daki qattıq kamalını yanılı boşatmağan. Qağılıqtan tarqılgan 20 sekundluq sında Xitayning atalmış Qağılıq nahiyelik ayırıp davalaş költüş noktası degen plakat esilgan bir orunda zor kölemlik kuruluş kılıvatqanlıqı körüstülgen. Sinde aşkarılınışça, mezkur rayonda 18 bin eğiz öy kuruşunu planlıgan bulup, Xitay dairelerinin bu yerde keç gündüz ciddi kuruluş kılıvatkallıqı körüstülgen. Mezkur sıllarda Xitay rejimi Şarkı Türkistan'daki atalmış ayırıp gözüş merkezlerine ciddi köpe yetişki başlıqallıqı aşkarılınan bulup, Xitay'nın atalmış yukumlu nölgü çüşürüş bahanesi bilen Şarkı Türkistan halkıgı ziyankeşlik kılıştın ibaret rezil məxsidi enik bolğaçka, yukum ehvalı aldıngı küllerge qarğandı körünerlik çüşken bolsumu bırak kamalını boşatmağan. Ondan başka ictimai uçur vasıtları tarqalgan yeni bir sinmo Xitay rejiminin kamalını boşattık degen sepsetisinin tamamen yalgan ikkallikini öz halkıgı boşatkan bolsumu Uyghurlarını yanılı atalmış ayırıp gözüş merkez namedeki hayvanmı yaşamaydıgan
sinış üskünlerimi bolmağan meynet ve intayın naçar şaraitdeki şekli özgergen ceza lagırlarına kamaşını devamlaştırıp atkallıqını, açlık ve kattık soğuktu kıynağı atkallıqını inik görüstüp vermekte. Hürmetlik, duyun köre kırındaştırın, ma bizi ahvalımız köre koyanla, ma bizi solak koyanla tötkün buldu. Ma bizden halim soraydıgan ederler yok. Ma soğuk sallak kaldırdık madın içinde. Ma zallan içinde kalı kotan solakaya biz ekip koydu buna. Sakaytımızda ya doğrusu yok. Ya tamıkının taydı yok. Buna etki engin tamıkını içkim yemi de bunu. Açık türkü attık buna. Bu işinin alakına olum bu telefonumu yollasanla bir telefon kısam. Erdoğan Suriye'nin şimalide icra kılındığan kuruqluk hareketi üstüde toxtaldı. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Suriye'nin şimalide icra kılınış mümkünçiliği bolğan kuruqluk hareketi hakkında muhbirlarının suallarına cevap verdi. Türkiye Avası Radyosu haberde bildirilişçe Prezident Erdoğan bu hareketin adresini ve vaxtını uxtırgılı bolmaydı dedi. Erdoğan 13. dekabr Türkiye, Azerbaycan, Türkmenistan devlet başlıkları birinci nöbetlik rehberler yığınığı katnış üçün Türkmenistan'a qarap yolu çıkıştın ilgiri paytaxt Ankara'da ötküzülgen muhbirlarını kütüveliş yığınıda muhbirlarının Suriye'nin şimalideki kuruqluk hareketi münasifetlik suallarına cevap verdi. O sözü de bu işinin adresini ve vaxtını uxturgılıp olmaydı. Ama Soçi kilişimede Rusya Prezidenti Vladimir Putin bilen kilişken nişanımız enik. Bunu ben onunla kayıtı eskerttim. Bulup mu Çigrad'ın canıb tarafki 30 kilometre uzunlukta belgelengen nişanımız var. Çünkü devletimiz bu yerlerden terörcilerinin devamlıq digüdek tehdidi asılı kalmaqda. Bununla sükut kılışımız mümkün emez. Bu meselde kat'i müresse kılmayımız. Çünkü terörlük tehdidi asılı bolğanı bizden devletimizdir. Devletimizden terörlük tehdidi asılı buluşuğa karşı hareket kılış üçün hiç kimden ruhsat almayımız dedi. Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı köleşkice aman boğayızlar. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.